Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, öncelikle hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar küçük bir konu dışı ricam olabilirim. Hani sizlere danışayım da sizler daha bilgilisiniz. Bana bir laptop önerir misiniz? Hani böyle kamerası güzel olsun. Böyle siz istiyorsunuz ya daha güzel kameralı diye. Kamerası güzel olsun. Böyle hızlı. YouTube işlerinde sıkıntı çıkartmayacak. Hani böyle işlemcisi güçlü. Ne bileyim böyle hemen ısınmayacak. Hani oyun böyle bilgisayarlar falan da olabilir. Hani bana bir şey önerirseniz çok çok memnun kalırım. Minnettar kalırım arkadaşlar. Hem de sizler için de iyi olur. Yardımlarınızı talep ediyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin unutulan yıldızları. Aslında ben böyle bir girişi bu şekilde yapacaktım ama başka bir şekilde yapsam daha güzel olur bence. Nasıl? Şimdi arkadaşlar, ben sevgili Sercan Hamzoğlu'nu çok seviyorum. Çok kıymetli bir insan. Birçok kişi işte Sercan Hamzoğlu'nun ne bileyim hani yalak olduğunu düşünür. Yönetim yanlısı olduğunu düşünür. Böyle bir şey yok. Önce onu söyleyeyim. Yani önce bunu söyleyeyim. Açık açık başka bir şey de söyler. Yani başka şeyleri de söyler. Yani hiç öyle çekinmez. Lafını esirgemez. Nitekim dün de birkaç bir şey söyledi. Benim de çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü bunu söylemeseydi hani kafamda bir şeyler olabilirdi. Mesela Volkan Demirel diyor ki taraftar her şeyi söyler abi. Bana da söylediler. Doğrular gerçekleri gizlemez. Kostiç diye bir adam geldi. Nerede bu adam? Hani kim getirdi bu adamı? Ferdi Kadıoğlu 35 milyon euroya gitmiş. Hazır olmayan oyuncuyu kim aldı diyor. Ya onu geçtim ben. Biz Amrabat'ı aldığımızda adam 120 dakika oynayıp geldi. Yani 120 dakika oynayan futbolcu bizde şu anda hazır değil diyorsak burada bir sıkıntı var. En-Nesyri. Ya En-Nesyri bugün itibariyle transferin üzerinden 2 ayı geçmiş olacak. Yani 2 ay oluyor hala ilk 11 başlamıyor. Ya Dzeko yorgun olmadıkça, cezalı olmadıkça 19,5 milyon euroluk yatırım olarak kenarda kalacak. Ya taraftar böyle olacağına 500 bin euro fazla verip Batshuayi ile uzatsaydık diyor. Taraftar mı haksız? Anlatabiliyor muyum? Ya Dzeko'yu banka oynatacaksan yedeğine niye 20 milyon euro verdin? Sevgili Celal kardeşimin de dediği gibi. Celal Bora Unatar'a selamlar olsun bu arada. Yani bunun dışında Sercan Hamzoğlu diyor ki Jose Mourinho tüm takımı toplayıp odaya kapandı. Dev ekranda bağırarak hataları anlattı. Ben buraya şampiyon olmaya geldim. Kimsenin gözünün yaşına bakma. Bir daha böyle maç görürsem kadro dışı bırakırım dedim. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Ben size geçen gün videoyu çekerken ne dedim? Kadro dışı kararından bahsettim mi? Siz bana ne dediniz? Öyle bir şey yok. Şöyle böyle falan filan. Adam ben buraya şampiyon olmaya geldim diyor. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Yani bak ben buraya şampiyon olmaya geldim. Bir daha böyle maç görürsem yani bir dahakine öyle söyleyeyim. Bir dahaki sefere kadro dışı bırakırım diyor. Ben bunu dediğim zaman inanmıyorsunuz. Bak şimdi Sercan Hamzoğlu deyince inanacaksınız. O da inandırıcı söylüyor yani. Ki doğrular da bu. Ceko'nun 60'tan sonra performansı bitiyor. Cenk Tosun bu ligde 20 dakika oynayamayacaksa neden alındı o zaman? Ceko'nun canı çıktı. Adam kaç yaşında hala sahada. Mourinho sınıfta kaldı. Al yönetim yanlısı diyorsunuz. Yönetim yalakası diyorsunuz. Alın size yönetim yalakası. Bu mu yönetim yalakası? Doğru. Şimanski Ocak ayından beri Fenerbahçe'de yok. Tadiç sağ kanatta oynayamıyor. Her geçen gün daha kötüye gidiyor. İrfan Can Kahveci oynatılmıyor. Ben bu işi skandal görüyorum. Bazı durumlar konuşulmalı diyor. Var mı arkadaşlar? Şimdi yönetim yanlısı olsa bunu söylemez. Ya der her şey iyiydi. İyi oynadık. İstatistikler şöyle böyle. Lan dün ben bir video çektim. Dedim ki videoda hani saat 15 civarında çektim. Ya kanala yükle yayınladım. Ya şimdi birileri çıkar Ali Koç istifa ya da Jose Mourinho'ya ağır eleştiri yapanları FETÖ'cü ilan eder. O kadar da değil dedim yani. O kadar da aptalı çıkmaz herhalde dedim. Yani sevgili Aygün Özipek aynen şu cümleleri kullanmış. Ali Koç istifa kampanyasının arkasındaki güç ve bunlara bağlı hesapların FETÖ ile bağlantılı olması sizce tesadüf mü? Kampanyayı açan hesabın direkt okyanus ötesiyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Bu oyuna taraftar gelmemeli ve sonuna kadar takımına destek olmalıdır. Kusura bakmayın bir öksürük tuttu. Ya arkadaş herkesi FETÖ'cü ilan etmekten çıkın. Allah rızası için çıkın. Ya ben bak ben Ali Koç istifa demiyorum. Ama istifa et diyenlere de kızmıyorum. Haklılar diyorum. Ali Koç istifa etse ne değişecek diyorum. Şimdi birileri çıksa diyecek ki sen FETÖ'cüsün desin. Lan ne alakası var? Angut derim. Yani Aygün Özipek büyüğümüz. Şöyle böyle ama yanlış yönlendirmişler bence Aygün abi.
bu konuda bilgisi olsun yani. Ya FETÖ'cülük böyle bir şey değil ya. Ya benim okuduğum sınıfın yarıdan çoğu FETÖ'cüydü. FETÖ'cülük böyle bir şey değil. Mesela benim bir tane üniversite hocalarından bir tanesi vardı. FETÖ'cüydü. Mesela beni dersten bırakacaktı. Ama bırakamadı. Niye? Okul takımında oynuyordum. Şekerli şükürlü goller atıyordum falan filan. İşte beni bırakacak olsa ayvayı yiyecek. Anlatabiliyor muyum? O yüzden de mecbur beni geçirdi. Ondan sonra da durum böyle oldu. Bak derbinin faturası mesela kadro dışı diye ben paylaştım bak. Hatta 20 binin üzerinde izlemiş o video. O da böyle. Dediğim gibi bu saçmalıklardan lütfen çıkın. Yok FETÖ'cü, yok şucu bucu. Allah aşkına çıkın. Sercan Hamzoğlu dün Sayın Acun Ilıcalı Samandıra'ya gitti. Mourinho ile özel toplantı yaptı. Uzun bir konuşma oldu. Hocaya desteklerini iletti ve futbolculara moral verdi. Olması gereken bu. Bak olması gereken bu. Vallahi diyorum bu. Bak aynı Sercan Hamzoğlu'nun birkaç cümlesi daha var. Belki buradan tepki yer. Diyor ki taraftar Ali Koç istifa diyor. Haklısınız. Ancak 6. haftadayız. Bugün kim gelecek? Ya var mı aday? Ayrıca yönetim derbi öncesi her şeyi yaptı. Moral yemeği verdi. Kişi başı 30 bin euro prim vaat etti. Eylül'ün alacaklarının hepsi ödendi. Yani kim bugün kim gelecek? Var mı aday diyor. Yani yönetim hepsini yapmış. Arkadaş şimdi adam haksızsa haksızsın deyin. Daha yönetim ne yapması lazım? Bak ben yine söylüyorum. En-Nesyri birinci tercihi 19,5 verdiler. Yine aynı şekilde Sercan Hamzoğlu diyor ki ben yönetimin savunucusu değilim. Kimsenin avukatı değilim. Ben gazeteciyim. İşimi yapıyorum. Kim gider, kim kalır? Bunu ben belirlemiyorum. Ben taraftara haksızsınız da demiyorum. Ben bilgileri aktarıyorum diyor. Ben de aynısını yapıyorum. Ya arkadaşlar çıkın. Ne olur bak sizinle aynı düşünmeyene şeylikten çıkın. Kurban olayım çıkın. Bakın Fenerbahçe'de unutulan yıldızlar. Anlatmama gerek kaldı mı arkadaşlar? Unutulan yıldızlar bunlar işte. Ya Cenk Tosun unutuldu. Oğuz Aydın unutuldu. Levent Mercan unutuldu. Kostiç geldi unutuldu. Amrabat unutuldu. En-Nesyri unutuldu. Ya düşünsene 7 tane 8 tane bilmem 9 tane transfer yapmışsın. Sadece birini derbide oynatıyorsun. Birini. Bu ne demek biliyor musun? Ben transfer yapmadım demek. Ya da ben transfer yaptım mı canımın istediğini yaptım. Canımın istediğini oynatırım demek. Lan madem Ceko bu kadar iyiydi Nesiri'ye niye 19,5 verdik? Madem Tadiç kanatta bu kadar iyiydi Oğuz Aydın'a 6 niye verdik 25 milyon euro. Fred'in yedeğini biz yüksek bedel istiyor diye Rabiot'u alamadık. İşte Medina'ya az biraz parayı arttırıp veremedik. Medina'yı alsaydık Fred'in yerine onu oynasaydık. Ya ben bunlara kızıyorum işte. Ya Mourinho hafife mi aldı? Hafife aldı. Şimdi çok özür dilerim ama mecburen ve mecburen Mourinho rotasyon kararı vermek zorundan bu. Ya Mourinho rotasyon kararını verecek ya Mourinho Fenerbahçe'ye ihanet ettiğini çıkıp açıklayacak. Ben ihanet ettim arkadaş. Atıyorum kafana ben Galatasaray'dan 3-5 lira para aldım. Sattım takımı diyecek. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Ben hani herhangi duyumum falan yok. Ya bunu diyecek ya bunu diyecek. Yalansa yalan deyin. Ben buraya şampiyonluk için geldim. Şampiyonluk için gelsen çıkart lan göster. Hocam telefonunu mu göstersin? Yok çıkartsın göstersin. Koysun masanın üstüne. Koysun masanın üstüne görelim ya. Yeter arkadaş yeter yeter. Yeter buramıza kadar geldi. Fenerbahçe'de Mert Hakan yandaşa uyarı bak. Habere bak. Haber niteliği taşımıyor bu haber. Yedek kalan isimlerden Mert Hakan'a uyarı gelmiş. Galatasaray derbisindeki agresif tavırları bilmem nesi falan filan. Lan Mert Hakan kadar savaşsaydınız. Rakip oyuncularla aynı anda tünele girmek istedi falan filan. Jose Mourinho UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak St. Julius'e maçında 11'de görev verir. Ben bir şey söyleyeyim mi? Eğer Fenerbahçe'ye ihanet etmiyorsa çıkar oynatır o maçta. Bekao. Bak Bekao. Ondan sonra Cengiz Ünder. Çeksin. Maximen'i de çeksin kenara. Ben Maximen iyidir kötüdür diye demiyorum ama yanlış anlaşılmasın. Ya Galatasaray'la Beşiktaş'tan sen yarış içindesin. Sen Galatasaray'ı Beşiktaş'a alt etmek zorundasın. Oğuz Aydın'ı listeye yazmadın. Kabul. Hadi eyvallah. Yurt dışında yetişti. Cenk Tosun'u listeye yazdın. Levent Mercan'ı da listeye yazamadın. O da yurt dışında yetişti. Bu yüzden yazamadın. Kostiç sonradan aldın. Yazamadın. Bak ona da kabul. Başım gözüm üstüne. Hadi kabul. Üçünü de yazamayacaksın. Amrabat, En-Nesyri, İrfan Can Kahveci. Üçü kesinlikle kadroya girmesi lazım. Üçü kesinlikle katiyen. Mert Hakan Yandaş 4. Katiyen bu dördünün oynaması lazım. Tadiç'i görmek istemiyorum. Şimanski'yi görmek istemiyorum. Bir müddet görmek istemiyorum ikisini de. Görmek istemiyorum. Maximen elinden geleni yapıyor. Ceko'yu bir müddet görmek istemiyorum.
Bekao, Cengiz Ünder oynat. Oynat kardeşim. Aylar boyunca oynatmadığını oynat. Union Saint Gilloise'yi. Vallahi bu kadronun da yenmesi lazım. Dediğim kadronda. En-Nesyri kayıplarda demiş. En-Nesyri kayıplarda değil. Mourinho ya Fenerbahçe'yi ihanetten vazgeçecek ya bunu yapacak. Bu Fenerbahçe'ye ihanettir. Ya ben Galatasaray'ı günahım kadar sevmem. 19,5 forvete verseler hemen oynatırlar. Büyük umutlarla geldi. Saç baş yolduruyor. Forvet hattına 20 milyon 19,5 harcandı. Ya nerede bu adam? Göztepe maçında şık bir kafa golü. Ben iddia ediyorum o kafa golünü kolay kolay kimse atamaz. Sen bu adamı aldın. Ya hayal kırıklığı diyor. 8 maçta bir gol attı. 293 dakika süre aldı. Ya yanlış anlama. Sıkıştım En-Nesyri oynatayım. Sıkıştım şunu oynatayım. Sıkıştım bunu oynatayım. Gerisi nerede? Gerisi nerede? Oraya sıkıştım bunu oynatayım. Buraya sıkıştım bunu oynatayım. Gerisi nerede? Gerisi. Bana gerisinden bahset. Bana gerisinden bahset ya. Slimani'ye benzetiyorlar. Bakın ben geçen gün anlattım. Benimle zıtlaşan arkadaşlar çıktı. Saygı duyuyorum. Ben size saygı duyuyorum. İnşallah siz de bana saygı duyarsınız. Şu cümleyi beklerdim. Ben dedim ki bak ben Hoydonk'u da izledim. Pierre van Hooydonk'u izledim. Doğruya doğru izledim bak ben Hoydonk'u. Hoydonk sizin o kadar övdüğünüz kadar şey bir futbolcu değildi arkadaşlar. Bak van Hooydonk bize geldiğinde o kadar öyle ahım şahım bir forvet değildi yanlış anlamayın. Hani tamam frikikleri, duran topları şöyle böyle eyvallah ama ötesi o kadar hani isimli bir futbolcu değildi. Alex de Souza bize geldiği zaman Alex de Souza Avrupa'da tutunamamış bir futbolcuydu. İtalya'da tutunamamış bir futbolcuydu. Mesela Hoydonk'un Fenerbahçe istatistikleri 2003-2004 sezonu. Bak Pierre van Hooydonk'un piyasa değeri Fenerbahçe'ye geldiğinde 1 milyon euroydu arkadaşlar. 6,8'i falan geçmedi yani. Maksimum piyasa değeri. Hocam o zamanlarda şeyler o kadar değildi. Mesela ben bunu söyledim. Diyorlar ki Pierre van Hooydonk'u eleştirende ben futbol konuşmam. Ne konuşacaksınız? Mesela Süper Lig, Türkiye Kupası. Ne kadar gol attığını biliyor musunuz? Mesela Pierre van Hooydonk'un. Bak ben biliyorum. Bak Süper Lig'de gerçekten gol sayısı yüksek. Hollanda Ligi'nde gol sayısı yüksek. Eyvallah hepsinde gol sayısı yüksek. Ama o kadar böyle ritmini bulmuş bir isim değildi. Anlatmak istediğim nokta bu. En-Nesyri, şimdi En-Nesyri'yi birinci sınıf forvetler arasında sayar mısınız? Asla saymazsınız. Asla saymazsınız. Kesinlikle saymazsınız. Immobile'yi sayar mısınız? Sayarsınız. Değil mi? Mesela Edin Dzeko'yu sayar mısınız? Sayarsınız. Fenerbahçe'de? 37 maç mesela. 2003-2004 sezonu. 37 maç. 25 gol 9 asist. Yani 34 gollük bir katkı. 3.327 dakika. Aynı sayıda, aynı dakikada, aynı sürede oynasın. Bak En-Nesyri aynı sürede oynasın. Benzer gol sayısına ulaşacak. Belki daha iyisine ulaşacak. Benim kastettiğim olay bu. Böyle forvetimiz geldi mi mesela? Bir ikinci sezonu. Bak bir sonraki sezonu. Rezalet. 2004-2005'te rezalet. 26 maç 10 gol 3 asist. 1542 dakika. Şimdi siz bana diyebilir misiniz? Bu Van Hooydonk'tan iyi değil diye. Bu Van Hooydonk'tan En-Nesyri çok daha iyi. Ama ilk sezondaki Van Hooydonk. Ya David de Souza diye bir adam geldi bize. David de Souza diye bize bir adam geldi. İlk sezonunda çöpledik. Yerin dibine soktuk. Bu kadar aptal futbolcu olur mu? Bu kadar salak futbolcu olur mu? Şöyle böyle dedik. Neler dedik neler dedik. Ertesi sezon David de Souza'yı kral ilan ettik. Kahraman ilan ettik. David Fenerbahçe'ye gelirken Sporting Lizbon'dan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Taraftarları bayram etmişti. Ulan demişlerdi. İyi kitledik bunlara demişlerdi. Ya benim burada kastettiğim olay bu. Musa Sow. Musa Sow'un Fenerbahçe'de kariyer sezonuna hiç baktınız mı? Hani bana çok bilgi taslıyorsunuz da kariyer sezonuna hiç baktınız mı? Mesela en fazla kaç gol kaç asist yaptı? Benim burada kastettiğim olay bu. Bak biz Guiza'yı aldık. Guiza böyle değildi. Guiza hareketsiz forvetti. Bu kıpır kıpır. Bak Musa Sow'un mesela Fenerbahçe istatistiği de o kadar iç açıcı değil. Gerçekten diyorum o kadar iç açıcı değil. 2000 kaç yılında aldık? 2012 yılında aldık. 2012'den 15'e kadar durdu. 2016-2017'de bir kez daha oynadı. Yani 2012-2013'e bakalım. Mesela Musa Sow'un. Ha 2012-2013 aldığımız sezonki Musa Sow.
2012-2013 Musa Sow 54 maç, 19 gol, 10 asist. Yani toplam 29 gol katkısı 4079 dakikada. İnanın şimdi olsa Musa Sow'u neydi sizin tabiriniz? Kaç milyon? 17 milyon euroluk eşek ilan edersiniz. Bak kazık dersiniz. Lan 17 milyon euro verdik de 19 gol 10 asist. Onu ben de yaparım falan dersiniz. 2012-13'ten bahsediyorum. Bir sonraki sezon mesela 2013-14 ki Fenerbahçe'nin tarihi sezonu. Bir de oraya bakalım isterseniz. Ya burada benim kastettiğim şey şu. Ben burada En-Nesyri şovculuk yapmıyorum. Benim dediğim doğruculuk yapmıyorum. Bak En-Nesyri'yi izlediğim kadarıyla, futboldan anladığım kadarıyla bu adam sürekli oynaması gereken bir adam. Bu adamı sürekli oynatırsan verim alırsın. Yok son 10 dakika alayım, 15 dakika alayım. Bak bir sonraki sezon 2013-14. O mükemmel sezon. 35 maç, 16 gol, 8 asist. Yani 35'te 24 gol katkısı. Yani yine o kadar değil. Bak yine sizi tatmin edecek düzeyde değil. Ancak neye yaradı biliyor musun? Bu performansı takıma şampiyonlukta çok ciddi yaradı. Bir sonraki sezon 40 maç, 16 gol, 8 asist, 24 gol katkısı. Şimdi benim burada anlatmak istediğim olay bu. Eğer En-Nesyri her maç oynasın, her maç en az bir tane yazar. Her maç minimum bir tane yazar. Bakın ligde çok dandik takımlar var. Yani first class takımları çıkın çok dandik takımlar var. Ya yani Göztepe'ye bir tane attı. Daha ligi tanımıyordu etmiyordu. İnanın ligi tanıdıkça etki çok farklı yerlere gider bu iş. Ve ben size ısrarla söylüyorum. Union St. Louis'e maçında başlayın. Akabinde sürekli ilk 11 başlasın. Ceko birazcık yedeğe kaysın. Ondan sonra izleyin arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hocam sen haklıymışsın. Ya da şunu söyleyeyim. Benim haklı çıkmamı hepiniz istemiyor musunuz? Hocam vallahi de bak ben katılmıyorum sana. Yani ben En-Nesyri'yi kötü olarak görüyorum ama sen haklı çık diye geberiyorum şu anda diye demiyor musunuz? Diyorsunuz. Ya benim futbol bilgime güvenin. Bak ben yılların forvetiyim, orta sahasıyım. En-Nesyri yetenekli bir futbolcu. En-Nesyri gerçekten yetenekli bir futbolcu. Anlatabiliyor muyum? En-Nesyri'ye destek olun. Takıma destek olun. Lütfen. Başka Fenerbahçe yok. Bu arada Union St. Louis'e maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te naklen şifresiz TRT 1'de arkadaşlar. Bilginiz olsun 19.45'te. Şunu da söyleyeceğim aklıma gelmişken unutmadan söyleyeyim. Arkadaşlar sosyal medyada şunu gördüm işte IPTV'de maç izleyenlere bilmem ceza gelecekmiş falan filan. Böyle bir cezayı yasal olarak veremiyorlarmış. Ben hani işin uzmanlarına sordum. 163. maddeyi dayandırmaya çalışıyorlarmış ama öyle değilmiş. Şimdi yayınlanan bir şeyi izleyebiliyorsunuz. Bu sizin suçunuz olmuyormuş. Hani ben doğrudur yanlıştır bir şey diyemem. Yayınlanan şeyi hani izleyebiliyormuşsunuz. Ancak siz yayınlarsanız ayvayı yediniz. Mesela şunun linki bu ürün diye paylaşırsanız o sıkıntı oluyormuş. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası. Uzun lafın kısası. Lütfen başka Fenerbahçe yok. Gelin baştan bu işi yapalım. Yani ben şöyle söyleyeyim. Bu videonun başlığına şunu yazacağım. Mourinho'dan sert açıklamalar. Ve kadro dışı kararı. İşte tüm detaylar. Bakın ben bunu söylerken birkaç tane subliminal şeyi atladım. Açık açık söylüyorum. Yani ben boşu boşuna Cenk Tosun demedim. Amrabat demedim. En-Nesyri demedim. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Bekao, Cengiz Ünder demedim. Cenk Tosun'u yedek sayacak olursak Amrabat, En-Nesyri, İrfan Can, Mert Hakan, Bekao, Cengiz Ünder. Ben bu 6 ismi boşuna söylemedim arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Ve Perşembe günü zaten göreceksiniz. Hepimiz aynı yerdeyiz. Ben de çıldırıyorum. Ben de hani insanlardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum. Ben de spor tartışmalarına girmiyorum. Açık söyleyeyim maç 3-3 bitseydi, yemin ediyorum bak 3-3 bitseydi. Bir şekilde En-Nesyri falan atsaydı ne bileyim bir şekilde değerlendirseydik maç 3-3 bitseydi. Hatta En-Nesyri İrfan'ın kafa ortasına kafası golle sonuçlansa, son dakikadakini gol atsa 3-3 bitse destansı bir olay olur. Yıllar boyunca anlatacağımız bir maç olurdu. Ben de derdim ki arkadaşlar son yıllardaki
keyif alınan derbilerden biriydi. Çünkü futbol anlamında top bir o kalede bir bu kalede olayını özlemiştik. Ciddi manada keyif aldım derdim. Ya da bu maç deplasmanda olsa yeneseydik arkadaşlar işin hani sonu değil. Kadıköy'ü var bunun falan filan derdim. Şimdi orası bize Kadıköy'den daha kolay. Ciddi söylüyorum orada yenme ihtimali Kadıköy'de yenmeden daha yüksek. Çekirdekçi tayfa yok. Ya maç başından sona kadar çekirdekçi tayfayı sessizliğini dinledi. Kuzuların sessizliği gibi bir şeydi ya. Ben yayıncı kuruluş kapattı zannediyordum. Meğersem gidenler öyle yapmış. Arkadaşlar gelin ortak bir şekilde ortak karara imza atalım. Bir hafta, 2 hafta milli araya kadar takıma destek olalım. Milli arada zaten yanlış anlamayın beni. Teknik direktörü mü değiştireceksin? Başkan mı değiştireceksin? Teknik direktör. Yani teknik direktör de değiştirecek olsan, başkan da değiştirecek olsan arkadaşlar sonuç bu olacak. Milli araya kadar beklenecek. Gelin Fenerbahçelilik örneği gösterelim. Ben de tepkiliyim. Ben de size hak veriyorum. Hiç kimseye Ali Koç istifa dedi diye engellemedim. Hiç kimseye ne bileyim Mourinho istifa dedi diye engellemedim. Ve engellemeyeceğim de. İstediğinizi yazabilirsiniz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Verilen sözleri tutulmadı. Şöyle böyle aynı görüşteyiz. Aynı saftayız. Seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ı desteklemiş birisi olarak diyorum. Bakın ben sizin hani ben sizin akıl hocanız olma yolunda değilim. Ben size bu yolu daha önceden söylemiş birisi olarak diyorum. O gün beni dinlemediler. Birçok kişi dinlemedi. Keşke dinleseydi. Bugün beni dinleyin. Milli araya kadar lütfen sakin olun. Ha, sakin olun derken yine istifa isteyin. Bir şey demem. Yine tagler açın. Yine çalışmalar yapın. Asla ben buna karışamam. Benim sosyal medya hesabımda bak ben Twitter'da Kadıköy Sokak 19'da paylaştım. Başa da tutturdum. İstifa diyen yorum yazsın. Devam diyenler beğensin diye. Hemen hemen ortak gidiyor. %65 falan istifa. %35, %40 devam diyor. Yine diyorum. Sadece sakin olun. Fenerbahçe maçının olduğu gün Fenerbahçe'ye odaklanalım. Maça odaklanalım. Maç bittikten sonra yine tepkinizi gösterin. Ama milli araya kadar sabredin. Ben milli araya girdiğimiz zaman gerekirse size günlük canlı yayın yaparım. Gerekirse günlük dertleşiriz. Konuşuruz. Hatta bizim bir canlı yayın formatımız var arkadaşlar. Atış serbest diye. İstediğiniz her şeyi yazabilir. Küfür bile yazabiliyorsunuz atış serbestte. Her şeyi yazabiliyorsunuz. Atış serbest programında birbirimizi eleştirmek yasak. Herkes her düşünceyi söylüyor. Ben de ekrana getiriyorum. Bu düşünceyi söylemiş, bu düşünceyi diye. Oraya kadar sabredin olur mu? Bakın başka Fenerbahçe yok. Ve Perşembe günü saydığım 6 ismi özellikle dikkat edin. Ben öyle haybeden o 6 ismi söylemiyorum. Osayi iyileşti bu arada. Çok özür dilerim. Aa ben onu unuttum. Çok özür dilerim. Osayi oynayabilir durumda. Perşembe günü de ilk 11'de oynayacaktır. Çünkü Mert Müldür gözüne far tutulmuş tavşan gibi oynadığı için Osayi de dahil 7. Hocam 7 tane bak şimdi lüzumsuzlar çıkacak. Hocam 7 tane değişiklik işte 7 tane rotasyonda çok sıkıntı olmaz mı? Cılar çıkacak. Tamam Tadiç'ten Ceko'yla oynamak size müstehak o zaman. İnşallah ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bak anlatabilmişimdir diyorum. Hepinize sevgiyle saygıyla kucaklıyorum. 74.200 olduk. Nice 74.200'lerim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.